Mahmut Öbür 9 Eylül 2022 tarihli köşe yazısı. İmamoğlu partimi kuruyor. CHP kulisleri Gürsel Çeki'nin HDP'ye bakanlık verilebilir çıkışı ve ardından gelen genel başkan adayı olurum iddiasıyla çalkalanırken bir kulis haberice İstanbul Büyükşehir Belediyesi çevresinden geldi. O çevrede henüz fısıltı düzeyinde ilginç bir oluşumdan söz ediliyor. Denilen şu: Kibirli çıkışlarıyla irtifa kaybeden ama kafasına koyduğu o makam talebinden vazgeçmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi partisini kurmaya hazırlanıyor. Adı Ekim Partisi. Yok daha neler dediğinizi duyar gibiyim. Haklısınız. İlk bakışta bu kulis haberi tebessüm ettirebilir. Ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz diye de bir atasözümüz var. Yabana atmamak gerekiyor. Kulislerde henüz fısıltı biçiminde İmamoğlu ve yakın ekibinde yer alan Necati Özkan, Murat Ongun ve Soner Yalçın'ın yeni bir siyasi strateji oluşturdukları ve adını ekim koydukları bir parti ile siyasi yolculuğa çıkacakları konuşuluyor. Ki bir konusunda ekibi de İmamoğlu'ndan geri kalmış değil. Baksanıza partinin ismi bile Ekrem İmamoğlu imzası taşıyor. Ekim İlham kaynakları da Fransa Cumhurbaşkanı Macron. Onlara göre İmamoğlu Macron modeliyle altılı masanın iç kavga ve kaos yaşadığı bir zaman diliminde ezber bozan bir çıkışla müthiş bir rüzgar estirebilir. Hesapları bu. Olur mu bilemem ama CHP Genel Başkanlığı beklentisinden daha az gerçekçi değil. Daha önce de postruh bir siyasetçi olarak bu modeli deneyeceği yazılmıştı kulislerde konuşulanların bazıları gerçekleşmese bile son 40 yılın siyaset kulislerini izleyen biri olarak olamaz denilen çok şeyin doğru çıktığını gördüm. Mesela 367 garabeti sonrası yapılan 2007 seçimlerine giderken rahmetli Süleyman Demirel'in Baykallı CHP'den milletvekili adayı olacağını yazmıştım. Gazeteciler bu soruyu Demirel'e de Baykal'a da sordular. İkisi de adaylık yok demişti. Ancak bunun gerçek olduğunu ama Demirel'in kendisi yerine iki isim önerdiğini bütün CHP yönetimi biliyor. O isimlerden biri de bugünlerde günden belirleyen Gürsel Tekinci. Böyle bir hamle sadece altılı masaya değil CHP'yi de sarsar. Buna karşı Kılıçdaroğlu'nun kendisi mi aday olur yoksa İYİ Parti'nin dayatması Mansur Yavaş'ın elini mi havaya kaldırır göreceğiz sığındıkları tek argüman hayat pahalılığı olan altılı masadaki partilerin işi hiç kolay değil. Ertuğrul Günay'ın hayali. Bu arada bir süre önce eski bakanlardan Ertuğrul Günay'ın, Abdullah Gül, Kemal Kılıçdaroğlu arasında mekik dokuduğunu yazmıştım. Bunun üzerine Günay kibar bir üslupla bunun doğru olmadığını bir tweetle duyurdu. Ancak eski CHP milletvekili Profesör Doktor Binnaz Toprak bu kulis üzerine kaba bir üslupla araştırmadan yalan yazdığımı ileri sürdü. Doğrusu toprağın hocalığını bilmem ama iyi bir siyasetçi olmadığını, olamadığını biliyorum. Bu yüzden kulis haberinin ne anlama geldiğini de öğrenememiş. Öğrenmesi için o kulis bilgisini biraz daha açayım. Eski bakan Günay bir yıldır bu tür görüşmeler yapmadığını söylüyor. Anlaşılan daha önce görüşüyormuş. O görüşmelerde ne konuşulduğunu doğrusu merak ediyorum. Ama sonra niye görüşmediklerini daha çok merak ediyorum. Meğer son bir yılda Günay kendisinin daha iyi bir aday olabileceğini düşünüyormuş. Kulislerde de neden olmasın diye konuşuluyor. Buna engel bir durum da yok. Bu durumu araştırmak için Haluk Özdalga veya Erdal Kalkan'a sorsam cevap verirler mi acaba? Ankara'da çeteleşmiş bir yapı var. Birkaç gün önce Altılı Masa'nın %0.6'lık prensi Gültekin Uysal Fox TV'deydi. Zehir zemberek bir konuşma yaptı. Ankara'da Büyükşehir Belediyesi ekseninde bir suç örgütünden söz etti. Türkiye'nin en büyük partisi Rantiye Partisi'dir dedi. Ardından da ekledi. Ankara'da çeteleşmiş bir yapı var. Kimisi iktidar partisinden, kimisi muhalefet partilerinden seçilmiş, Cürüm oluşturmak için örgütlenmiş bir suç şebekesi. Bu ağır suçlamaların üzerinde kimse durmadı. Acaba Uysal'ın tek kaygısı yolsuzluk mu yoksa arka planda siyasi bir hesap mı var? Uysal'ın iktidar mensuplarından kimleri kastettiğini anladık da muhalefet mensupları kimlerdi? Kastettikleri arasında İyi Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Ayhan Bekerde var mı? Varsa İşler karışacak demektir. Açıklasa da öğrensek.